Sevgili seyirciler, Vizyon'da ilk olarak Türkiye'nin en eski turizm merkezlerinden biri olan Kuşadası'na gidiyoruz. Kuşadası'nda 5 oda bir salon, her odasında ayrı banyosu ve lavabosu bulunan muhteşem bir villanız olmasını ister misiniz? Eğer cevabınız evetse, şimdi televizyonlarınızın sesini biraz daha açın. Çünkü Kuşadası'nda önümüzdeki günlerde temeli atılacak olan Life is Gaia projesi tam da böyle bir proje. Şimdi projenin detayları için Kuşadası'na gidiyoruz. Sevgili seyirciler, Türkiye'nin en eski turizm merkezlerinden birisi olan Kuşadası'ndayız ve Kuşadası'nda önümüzdeki günlerde hayata geçecek olan yepyeni ve süper bir proje olan Life is Gaia projesini tanımak üzere proje sahibi İsmail Bey ile birlikteyiz. İsmail Bayraktaroğlu bize hem Kuşadası'ndan niçin bir ev almalıyız hem de Life is Gaia projesi nasıl bir proje onun hakkında bilgiler verecek, ama önce bir merhaba diyelim. Efendim merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk, çok teşekkürler. Valla projenizi dinlerken öğrendiğimde hakikaten ben çok heyecanlandım. Çünkü inanılmaz güzel bir proje, ama ondan önce isterseniz niye Kuşadası'nda tercih ettiniz bu projeyi yapmayı, onu bir konuşalım. Tabii yani bu pandemi döneminde Kuşadası'nın hem gerek havası olsun gerek yoğunluğu olsun çok talep edilen bir yerdi. Hı-hı. Yani güzel bir belde, tutulan bir belde. Bilinen bir yer değil mi? Bilinen bir yer. Evet. Birçok yere yakın, İzmir'e yakın, hı-hı, Ege bölgesinde. Yani o yüzden tercih ettik. Özellikle havası muazzam, yazın inanılmaz güzel. Birçok evde klima bile açmanıza gerek kalmıyor. O yüzden tutulduğu için burayı tercih ettik. Bir de sanıyorum son yıllarda artık yılın 12 ayı yaşanabilecek bir yer değil mi Kuşadası da? Çok göç aldı bununla ilgili. Artık yılın 12 ayı normal ticaretinde yapabileceğin, tatilinde yapabileceğin bir yer. Sadece yazlık bir beldeden çıktı artık Kuşadası. Gelişmekte olan bir yer. İlerleyen günlerde daha da güzel olacak. İnşallah, inşallah diyelim. Şimdi projeyi anlatacağız, ama projeden önce bu projeyi kim yapacak? Bugüne kadar neler yaptı firmanız? İsterseniz onunla bir başlayalım. Tabii. Ya biz Denizli firmasıyız aslında. Evet. Ege'nin birçok yerinde çantiyelerimiz vardı. Neden Kuşadası'nda da yapmayalım dedik. Bu, özellikle bu proje geldiğinde çok heyecanlandık. Yani bu ilk yaptığınız inşaat projesi değil mi? Hayır, tabii ki değil. Yani 15 yıllık bir birikimimizi sergileyeceğiz burada. Ve 15 yıldır inşaat sektöründeyiz. Babadan oğula geçen bir şirketin sahibiyim ben. Biz Kuşadası'na gelmeyi aslında daha öncesinden karar vermiştik, ama bir türlü bir şeyimiz olmamıştı. Bir programda diğer şantiyelerimiz bitmemişti. Bu proje ayrı bir proje. Bunun yeri bizde ayrı. Bunun projeyi gördük. Hayal gibi bir şey aslında değil mi bu? Ya kesinlikle. İlk geldiğinde biz yerleşim planlarını uygulamayı yaptığımızda bizi çok heyecanlandırdı. Bakalım, inşallah beğenirler. O zaman biz de çok fazla meraklandırmayalım bizi izleyenleri. Denizli firması Kuşadası'nda muhteşem bir proje yapıyor. Ama nasıl bir proje? Ben biliyorum. Şimdi İsmail Bey sizlere de anlatacak efendim. Life is Gaia ne demek? Valla Life is Gaia, biz bu isim için çok uğraştık, çok emek verdik. Hatta isim babamız var bu konuyla ilgili. O çok emek verdi. Güzel bir şey çıktı. Bu hayat ağacı demek. Yani bizim burada işte yeşilliklerin arasında, doğanın arasında bir nebze olsun. Yani biz ağaç kesmeden, orman kesmeden bunu yapıyoruz diye. Onu yansıtmaya çalıştık. Hani ismimizle doğanın içinde olduğunu yansıtmaya çalışıyoruz. Yani doğa dostu bir proje demek istediniz aslında bir anlamda değil mi? Kesinlikle. Yani görecekler de zaten proje bittiğinde. Evet. Yani biz mevcut şantiyemizde bizim zeytin ağaçlarımız vardı. Biz zeytin ağaçlarını bile söküp başka bir bölgeye gönderdik. Kesinlikle. Tekrar diktirdik. Yani heba olmadı kesinlikle. Evet. Yani o yüzden o isime yakışır şekilde davranıyoruz. Evet. Peki bu doğa dostu olan proje Life is Gaia. Kuşadası'nın neresinde, deniz gören bir yer mi? Biraz ondan bahseder misiniz? Tabii tabii. Bizim projemizin %80'i denizi görüyor. Denize aşağı yukarı 900 metre uzaklıkta. Şehir merkezine 2 kilometre uzaklıkta. Hı-hı. Alışveriş merkezine 1 kilometre uzaklıkta. Doğanın içerisinde, aynı zamanda şehre çok yakın. 30 villalık bir projemiz bizim. Hı-hı. Aşağı yukarı 400 metrekare arsanın üzerine oturuyor villalarımız. Hı-hı. Taban alanı 95 metrekare. Hepsi müstakil. Müstakil havuzlu.
Çok önemli. Çünkü Avrupa'da bizi izleyen izleyicilerimiz belki şunu düşünebilirler. Ya ben biraz daha hani herkese denize girmek istemiyorum, herkesle aynı havuzu kullanmak istemiyorum diyebilirler. Muhafazakar olan izleyicilerimiz de çok elbette ki. Bu nedenle siz birazcık da onları da düşünerek yaptınız sanıyorum bu projeyi. Evet, kesinlikle. Yani pandemi döneminde zaten bununla ilgili çok büyük sıkıntı vardı. Ortak havuzlar açılmadı sitelerde. Evet. Birçok çocuk, aile giremedi, kullanamadı. Yani buraya tatile gelenler. Yani bununla ilgili de sıkıntı var. Bir de yani biz müşterilerimiz bizim için çok özel. Yani zaten kısıtlı zamanda tatile geliyorlar. Evet. Kısıtlı bir tatil zamanları var. Bunu en kaliteli şekilde yaşamalarını istedik. Müstakil tercih ettik yani. Biz havuzu müstakil tercih ettik. Güzel de havuz yani, metrekare olarak da gayet başarılı. Ne kadar? 28 metrekare havuzumuz var bizim. Bir hali de büyük gerçekten bir ev için. Aynen öyle, yeterli yani. Evet. Yeterli. Sevgili seyirciler, burada hemen İsmail Bey'in sözünü biraz kesmek istiyorum. Çünkü bir doktorla daha önceki yaptığımız bir söyleşide şöyle demişti. Özellikle hanımların belli bir yaştan sonra, yani 40'lı yaşlardan sonra şu ellerini açarak böyle buralara kadar, dirseklere kadar günde 20 dakika mutlaka güneş görmesi gerekiyor demişti. Hatta kapalı hanımlarımız için balkonlarınızda yapabilirsiniz, bahçelerinizde yapabilirsiniz diye üstüne basa basa söylemişti. Neden? Çünkü vücudumuzun güneşe ihtiyacı var. En iyi güneşi de, en iyi D vitaminini de daha doğrusu güneşten alıyoruz. D vitamini eksikliği olursa kemiklerde problem olabiliyor, kırılmalar olabiliyor. Dolayısıyla güneşi direkt almamız gerekiyor. Almak için de herkese, yani herkesle birlikte denize, havuza girmek isteyenler için elbette sıkıntı yok ama kendisi havuza girmek isteyenler için, denize girmek isteyenler için sıkıntı olabiliyordu. Ama bu projede, Life is Gaia projesinde bu sıkıntı artık ortadan kalktı. Çünkü hem sağlığınız için hem de belki inancınız gereği, tercihleriniz gereği ailenizle birlikte ya da yalnız bir şekilde kendi evinizin havuzunda güneşlenebilirsiniz, havuza girebilirsiniz. Değil mi efendim? Üstelik de projede birbirini görmüyor havuzlar galiba. Evet ya, ona da çok dikkat ettik. Sonuçta evet. Yani biz biraz daha gelenekçi insanlarız. Yani en az minimum şekilde tuttuk. Tabii el verdiği kadar, yapabildiğimiz kadar ona da dikkat ettik, özen gösterdik. Evet. Ya projede inanın bütün detaylarıyla çalışıldı. Yani iğneden ipliğe, müşterilerimizin memnuniyeti için elimizden geleni yaptık. Gerek içerideki yer paylaşımları, proje özellikle 5+1, 5 yatak odası, 5 banyolu bir proje. Yani şu an Kuşadası... Her odada banyo tuvalet mi var? Kesinlikle. Her odada banyo tuvaleti var. İnanılmaz bir şey gerçekten. Niye bunu tercih ettiniz? Bu bir maliyet değil mi sizin için? Evet, bizim için bir maliyet. Bu kesinlikle, hatta bazıları anlamıyor bu durumu ama hı-hı, buraya tatile gelen bizim özellikle yurt dışından gelen müşterilerimizin çok geleni gideni, çok dostu, çok arkadaşı. Çünkü az bir zamanda geliyor. Kalabalık evet, geliyorlar. Akrabaları ziyarete geliyor. Herkes onları ziyarete geliyor. Onlar herkesle birlikte olmak istiyorlar değil mi? O yüzden orada 5 tane herkes yatak odasına girdiğinde herkesin kendi banyosu, tuvaleti olması, onların o kısıtlı zamanda o tatilini daha kaliteli geçirmesini sağlayacak. Kesinlikle. Yani biz ona göre tercih ettik, ona göre özen gösterdik. Mesela dışarıya bir barbekü koyduk. Şimdi gelen işte yurt dışındaki müşterilerimizin hani mangal yakmak istiyorlar yazın. İşte havuzun başında bir mangal yakmak istiyor ama bunun için sitede birbirine rahatsız ediyorlar. Yani duman ona gidiyor, ona gidiyor. Biz bunun için barbekü yaptık ve barbekünün bacasını çatıya kadar çıkardık ki yan komşuyu zarar vermesin, rahatsız etmesin, kimse kimseye rahatsız etmesin. Ya biz buna kadar özen gösterdik, buna kadar dikkat ettik. Biz zaten projelerimizde kendimiz kullanacağımız şekilde, kendimiz memnun olacağımız şekilde, kendi ailemize oturtturabileceğimiz şekilde zaten yapıyoruz. Yani bunun farklısı zaten, biz bunu teşhire koyamayız, satamayız, insanlara sunamayız. Çünkü ben önce memnun olmalıyım, ben oturduğumda memnun olmalıyım, içime sinmeli yaptığımda. Ya şey mi diyorsunuz, ben mesela burada otursaydım, annem, babam, halam, teyzem, amcam bana misafir gelseydi ya da arkadaşlarım, acaba nasıl olurdu, nasıl daha rahat yaşardım diye düşünüp ona göre mi planladınız? Tabii ki, yani düz mantık, yani hiç zora koşmaya gerek yok. Ben bu evi alır mıydım, ben alsaydım ne isterdim? Evet. O da tabii yani insanın içine sinince karşı tarafa da geçiyor bu durum. Kesinlikle. Ya ben dediğim gibi proje baştan aşağı bizi çok heyecanlandırdı. Bunca yıldır inşaat içindeyim. Bu kadar güzel bir proje çıkarmamıştık. Özellikle havuz başına bir şelale koyduk oraya. Göreceklerdi müşterilerimiz. Yani onu, o detayı bile yapmak için belki bir hafta 10 gün uğraştık. Yani onu nasıl yapabiliriz, hangi sistemle yapabiliriz, uzun vadeli mi olur, kısa vadeli mi olur? Yani iğneden ipliğe her şeyi düşündük. İçimize sindi ki
Bugün insanlara sunum yapıyoruz. Evet. Evet. Şimdi 5 artı 1. Her odada banyosu ve tuvaleti var. Herkes kapısını kapattığı zaman içinde bir yaşam alanı olacak şekilde dizayn edilmiş bir proje bu. Şimdi insan bakınca böyle hani ya işte şehre yakın, denize yakın, AVM'lere, alışveriş yerlerine yakın diye düşünüyor. Bir kadın geldiği zaman da ne ister? Önce alışveriş yapmak ister. Yani benim evimde bir eksiğim olduğu zaman hemen gideyim alayım der. O da var zaten projenin içerisinde. İnsan bazen düşünüyor acaba ya bu kadar çok güzel bir şey nasıl olur? Yani olabilir mi diye düşünüyor. Bir de tabii inşaat kalitesi de çok önemli bir projede. Bazen küçük küçük odalar konuyor. Sanıyorum siz 400 metrekare üzerine kurulu bir alanda yapıyorsunuz bunu değil mi? Tabii. 400 metrekare arsanın içerisinde 195 metrekare taban alanımız var bizim. Toplam 210 metrekare kapalı alanımız var. Yani bu bir villa için aslında yani Kuşadası'ndaki bir villa için standartların çok üzerinde bir metrekare. Ama biz yani iki proje çıkartabileceğimiz yani 60 villa çıkartabileceğimiz yerden 30 villa çıkarttık. Yani bunu böyle düşünelim. İkiz villa bile yapabilirdiniz buna değil mi? Yani bizim o şekilde bir durumumuz da vardı. Yani 50 metrekare herkesin yaptığı gibi 47-48 metrekareden biz ikiz villa yapabilirdik. Ama biz onu tercih etmedik burada. Yani zaten hani yeri, mevkisi çok güzel. Öyle ikiz bir villayla hani yani biz biraz daha müşterinin mutlu olacağı, satarken içimize sinecek şeyler istiyoruz. Yani biz para odaklı bir firma değiliz zaten. Hiçbir zaman da olmadık. İnşaat kalitesini biraz anlatalım isterseniz. Hani bazen böyle biz de ekranda gördük. Çok beğendik. Anlattılar bize. Renderlarda gösterdiler. Ama biz projeyi teslim aldığımızda aynısı değildi dediler. Sizde durum nasıl olacak? Şimdi biz şunun garantisini veriyoruz. Birebir aynısını bugün gördüğünüz sunum yaptığımız, kataloglarda sergilediğimiz ürünün aynısı olmazsa parasını iade ediyoruz. Bu konuda zaten... Sözleşmede bu geçiyor mu efendim? Bu konuda %100 sözleşmesine yazarız yani. O konuda kendimize güveniyoruz ki inşaat kalitesi olarak. Şimdi biz iğneden ipliğe burada her şeyi düşündük. Isıtma soğutma sisteminden, merkezi klimasından, güvenlik sisteminden, işte kullanacağımız vitrifiyesinden, seramiğinden, mobilyasından, alüminyum doğramasından, panjurundan. İğneden ipliğe her şey birinci sınıf şekilde düşünülmüştür. Zaten müşterilerimizle buna göre sözleşme yapıyoruz. Evet. Yani her şey birinci sınıf. Yani... Bir, güvenlik. Bu çok önemli. İkincisi, kullanılacak malzemenin kalitesi. Yani burada yurt dışından gelen müşterilerimizin zaten istedikleri şeyler belli. Bir, verdiği paranın karşılığını almak isteyecek. Herkes gibi. Herkes gibi. İkincisi, ben burada 3 ay kalacağım, 5 ay kalacağım. Sonrasında benim evim, benim güvenliğim, para verdiği ürünün akıbetini içi rahat etmeli. Hı hı. O yüzden biz mesela burada kamera sistemi kurduk. Yani 24 saat Almanya'da akıllı herhangi... Akıllı sistem değil mi? Tabii hem akıllı sistemimiz var, aynı zamanda güvenlik kameralarımız var. Hı-hı. 24 saat istediği yerden izleyebilir evinin durumunu. Aynı zamanda akıllı sistem. İşte yurt dışına mı çıkıyor, şehir dışına mı çıkıyor? Bir düğmeye bastığında bütün evin elektriklerini kapatıp, aynı zamanda panjurlarını kapatıp, aynı zamanda kilit sistemini aktif edebilecek. İsmail Bey, akıllı sistem biraz korkutabiliyor insanları. Ya ben bunu yapabilir miyim? Annem babam yapabilir mi? Diye düşünebiliyor insanlar. Hani belli bir yaşın üzerindekiler için bazen mesela akıllı sistemleri çektiğimizde de oluyor ama çok karmaşık olabiliyor. Sizin kullandığınız sistemde yani benim annem babam da bunu kullanabilecek mi mesela? Tabii zaten bu sistem ona yönelik yapılmış sistem. Evet. Yani gençlere yönelik yapılmış bir sistem değil. Daha basit. Evet, daha basit. Onlara göre yapılmış. Yani zaten herkesin elinde akıllı telefon var. Bu işleri çözebiliyor ama daha müşteri portföyü çok açık olduğu için akıllı ev sisteminde o yüzden ona yönelik daha basit, daha tek tuşla, iki tuşla çözülebilecek işler. Evet. Yani zorluk çekmiyorlar. Yani efendim Avrupa'dan bir izleyicimiz sizden bir ev aldığı zaman Avrupa'da da olsa elindeki telefonla evine müdahale edebilecek mi? Tabii kesinlikle. Bu sistem ona göre zaten. Akıllı ev sistemi merkezi telefona bağlı bir sistem. Evet. Yani oradan işte nerede olursa olsun evini kontrol edebilecek. Peki kullandığınız bir sistem daha var ki ben onu sizinle sohbette öğrenmiştim ve son dönemde herkesin çok istediği bir şey bu. Yerden ısıtma sistemi. Evet. Yani yılın 12 ayında yaşanabilecek olan yerlerde özellikle tercih ediliyor. Evet. Hem petek derdiyle uğraşmıyorsunuz. Biz hanımlar böyle peteğin arkasını nasıl temizleyeceğiz? Efendim boya olduğu zaman arka tarafa boyanmıyor, etmiyor, temizlenmiyor falan derdimiz olmayacak galiba değil mi sizin projenizde? Evet, biz yerden ısıtma sistemi zaten hazır vaziyette vereceğiz. Yani klima sisteminde de aynı şekilde. Merkezi sistem klima kuruyoruz. VRF dediğimiz sistem. Bu sistemin bütün altyapısını bitireceğiz. Yani müşteriler geldiğinde evlerine klimacı geldiğinde herhangi biri kırıp dökmeyecek. Evet. Klima taktırmak isteyen direkt orada yeri hazır, montaj yeri hazır. Hı-hı. Direkt hiçbir vida bile sıkmadan yerine montaj yapılacak. O şekilde hazırlıyoruz. Yerden ısıtma sistemi de şimdi
tabii böyle bir villada, böyle bir projede biz o riski alamayız. Yani müşterilerin dışarıdan petek takmasını, boru geçirmesini böyle bir risk alamayız. Yani biz... Riskin de görünüyor artık zaten. Yeni projelerde çok tercih edilmiyor. Tercih edilmiyor. Risk dediğim de o. Yani böyle güzel bir evi o şekilde yapamayız. O yüzden biz yardım ısıtma sisteminin ne olur ne olmaz hazır vaziyette. Hı-hı. Müşterilerimiz sadece kombisini alıp kullanacaklar. Evet. Aynen öyle. Evet. Peki şimdi yani böyle herkes merakla izliyordur eminim. Çünkü ben de olsam aynı şekilde merakla izleyeceğim. Çok mu pahalı? Yani bu kadar hani 5+1 Kuşadası gibi bir yerde bu kadar özellikler olan bir proje acaba çok mu pahalı? Çok pahalı değil. Yani biz o konuda da elimizden geldiğince yardımcı oluyoruz. Ödeme koşullarımız çok iyi bizim. Ulaştıklarında zaten görüştüğümüzde her bütçeye göre, her müşterimize göre bir şekilde yardımcı oluyoruz. Peşinat kısmında, taksit kısmında. Yani bize ulaşmaları yeterli. Biz buraya almayı düşünüyoruz demeleri yeterli. Biz şirket olarak elimizden geldiğince ne gerekiyorsa yardımcı oluyoruz. Yani tamamını peşin almak zorunda değiller. Vadelendirme sisteminiz de var değil mi? Tabii. Bir bölümünü peşinat olarak aldığımızda bir bölümünü vadelendiriyoruz. Müşterinin durumuna göre, talebine göre elimizden geldiğince yapabildiğimiz kadarıyla yapıyoruz, yardımcı oluyoruz. O konuda rahat olsunlar. Ne kadara kadar bir vadelendirme sistemi olabilir? Ya biz 14 aya kadar taksit yapıyoruz. 14 ay. 14 aya kadar taksit yapıyoruz. Bize ulaşmaları yeterli. O konuda rahat olsunlar. Yeter ki biz arasınlar diyorsunuz. Biz arasınlar. Biz buradan ev almak istiyoruz ama bizim durumumuz bu desinler. Biz elimizden geldiğince yardımcı oluyoruz. Peki efendim, özellikle Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımız, şimdi bizi izleyenler size nasıl ulaşacaklar? Avrupa'daki bir satış temsilciniz ya da ekibiniz var mı? Evet, var. Bizim Avrupa'da bir satış ekibimiz var. Bize ulaştıkları anla zaten onlara yönlendiriyoruz. Onlara ulaşmış oluyorlar. Biz müşterilerimizin evlerine kadar gidiyoruz ziyarete. Yani öyle biz gelin görüşelim, telefonda konuşalım. Bizim böyle bir durumumuz yok. Biz evlere kadar ziyaret ediyoruz. Özellikle Deniz Bey var bizim satış ekibinin başında. O zaten bu konuda inanılmaz hassas. Yani hiç üşenmiyor. Yani evine kadar ziyaret ediyor, sunumunu yapıyor. Çayını kahvesini içiyor. Yani ne gerekiyorsa. Bizim için önce müşterinin memnuniyeti. Ya bu hizmetimiz de var. Avrupa'nın neresinde olursa olsunlar bize arayıp ulaşmaları halinde satış ekibimizi yönlendiriyoruz. Ama ortak bir yerde buluşuyorlar ama gerekirse gelemeyecek olan evine kadar ziyarete gidiyoruz. Evine kadar sunum yapıyoruz. Yani Türkiye'ye kadar gelmeleri gerekmiyor projeyi görmek için ya da öğrenmek için değil mi? Kesinlikle hiç Türkiye'ye kadar gelmelerine gerek yok. Biz evlerine çay içmeyi ziyaret ediyoruz insanlar. Peki şimdi bizi arayanlar acaba hani böyle bir indirim ya da bir özellikle sizden bir şey alabilecekler mi? Yani gelmek istediler, Kuşadası'nı görmek istediler. Sizin onlar için böyle hani bu ilk yayınımız çünkü bizim. Mesela ilk alanlar için bizim ricamız size bu. Acaba sizin bir jestiniz olabilir mi onlara? Tabii yani biz bununla ilgili de zaten kafamızda düşünceler vardı. Deniz Bey'le de paylaşmıştık bu durumu, konuşmuştuk. Evet. İlk alan 5 müşterimizi bir yaz tatili hediyesi. Türkiye'de Kuşadası tatili mi? Kuşadası tatili. Bir yaz tatili hediyesi verelim demiştik bir haftalığına. Ailecek buraya gelsinler, tatillerini yapsınlar. Biz bu ailenin içine katılan herkese nasıl değer verdiğimizi görsünler. Önce bizi tanısınlar diyorsunuz. Önce bizi tanısınlar. Önce bizi tanısınlar. Bu şekilde. Evet, süper. Sevgili seyirciler, İsmail Bey'in dediği gibi eğer siz bu projeyle ilgileniyorsanız öncelikle şimdi aramanız gerekiyor. Karşınıza çıkacak olan kişiyle bağlantı sağladıktan sonra projeyi ilgili evinize kadar gelip size sunum yapıyorlar. Deniz Bey özellikle, buradan selam gönderelim kendisine de. Deniz Bey ve ekibi evinize kadar geliyor, sizinle iletişimde kalıyor. Projeyle ilgili bütün ayrıntıları size sunuyor ve sonrasında eğer siz projeyi görmek istiyorsanız Kuşadası'na geliyorsunuz, biletinizi alıp geliyorsunuz, projeye bakıyorsunuz. Aldığınız takdirde burada bir hafta boyunca Life is Gaia projesinin misafiri oluyorsunuz. Nerede? Kuşadası'nda. Yani hem tatil yapıyorsunuz, hem evinizi alıyorsunuz. Peki bu projenin bir de hani bitme tarihi var değil mi? Şimdi bugünlerde başlayacak. Ama ne zaman bitecek? Yani bu tür projeler bazen mesela bir sene diyor, iki sene diyorlar ama 5 seneye kadar devam ediyor. 10 sene süren projeler var. Bir taahhütünüz var mı bununla ilgili? Tabii var, taahhütümüz var. Biz Nisan'ın 10'u gibi, yani önümüzdeki ayın 10'u gibi temellerimizi atacağız. Şu an belediyeden ruhsatı bekliyoruz. İşin prosedür kısmı sürüyor. Biz 14 ay içerisinde burayı 14 ay içerisinde müşterilerimize burayı teslim edeceğiz.
Yani şimdi karar verirlerse Nisan'da 10 Nisan gibi start verilecek, projeye başlayacak 14 ay sonra. Yani bu sene değil ama bir sonraki sene yaz tatillerini kendi evlerine geçirebilecekler, değil mi efendim? Aynen öyle, aynen öyle. Onun için uğraşıyoruz şu anda. Bu sene de sizin misafiriniz olacaklar. Değil mi? İki yıl geçti. Aynen. İki yıl tatili artık hani kazandık. Aynen öyle. Bu sene bizim misafirimiz olacaklar. Seneye de biz onların misafiri olacağız inşallah. İnşallah. Biz de gelmek istiyoruz. Yani burada bu kadar anlattıktan sonra bizi izleyen Avrupa'daki yurttaşlarımıza, vatandaşlarımıza bu projeyi böyle gururla anlattıktan sonra seneye biz de çay içmeye gelmek istiyoruz oraya. Peki. O zaman şimdi siz Denizli'desiniz. Evet. Denizli'den geldiniz. Hani Denizli'de ve Ege'nin birçok yerinde projeler yaptınız. Özellikle Denizli'leri, yurt dışında yaşayan Denizli'li vatandaşlarımızı bir Türkiye'de de aynı şekilde gelsinler, bu projeyi görsünler, yerini görsünler, bilgi alsınlar diye bir davet edin lütfen. Yani tabii yani bunu Denizli'yiz dedik artık biz. Yani Denizli'yiz dedik. Yaptığımız proje aslında sadece Denizli'lere hitap etmiyor. Yani evet, biz Ege çocuğuyuz, Denizli'yiz. Güzel bir ürün yaptık. Herkese hitap ediyoruz. Ama tabii Denizli toprağımız. Tabii yurt dışındaki müşterilerimiz de, Denizlilerimiz de davet ederiz tabii ki. Buyursunlar. Siz Denizlileri davet edin, ben Zonguldakları davet edeyim. Ben de Zonguldaklıyım, hep gururla söylüyorum bunu. Tabii işin şakası bir tarafa, bütün Türkiye bizim, her tarafı bizim. Ülkemizi de çok seviyoruz. Ülkemizin her noktasından insanları Kuşadası'na Life is Gaia projesine davet ediyoruz. Aynen öyle. Buyursunlar, gelsinler. Görmeden ev almasınlar. Çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Sevgili seyirciler, biz bugün Türkiye'nin en eski ve en bilinen turizm merkezlerinden biri olan Kuşadası'ndaydık. Kuşadası'nda önümüzdeki günlerde startı verilecek olan Life is Gaia projesindeydik. 5+1. Her odada banyo var, tuvalet var. Her evin, her villanın kendine özel 28 metrekare havuzu var. Bir şelalesi var. Yani kendiniz geldiğiniz zaman göreceksiniz zaten. 400 metrekare alana kurulu olan bu projede siz de yer almak istiyorsanız lütfen şimdi hemen burada görülen numaraları arayın. Kendilerinden bilgi alın. İlk Kuşadası'na gittiğinizde de yerlerini görün, projenin yerini görün. Size Deniz Bey evinize kadar gelecek, projeyle ilgili bilgiler verecek ve ondan sonra artık karar sizin. Bu yaz gelip hemen projeden yer almak istiyorsanız ilk 5 kişiye tatil projenin kendisinden. İsmail Bey söz verdi burada. Projenizi görün, tatilinizi Kuşadası'nda yapın. Bu projeden ev aldığınız takdirde seneye tatilinizi kendi evinizde yapın. Biz de size misafir olalım. Biz buradan ayrılıyoruz ama vizyon devam ediyor.